Günaydın. Bayram bitti. Dün bitti yani bugün bayramdan bir sonraki gün. Ay bir dakika kalkayım. Ve bugün itibariyle artık beslenme düzenime geri dönüyorum. Hatta böyle daha sıkı bir beslenme düzenine geri dönüyorum. Çünkü benim de herkes de eminim vardır umarım olmuyor. Benim yok diyen çıkmaz lütfen. Kış kiloları. Bende de var mesela. Artık yaz geldiği için ister istemez daha böyle cıbıl cıbıl olacağız. Biraz daha toparlanmaya çalışıyorum. Bir de zaten ağır yemek artık yiyemiyorum. Hava ısındı ve ben direkt böyle yoğurt meyveye transfer oldum. Bayram sonrası ilk günümü nasıl toparlıyorum gibi bir video olacak aslında. Umarım keyif alırsınız. Sarmalar, börekler, işte baklavalar, pastalar ne bulduysam yedim. Çok kıymetli çünkü el yapımı, ev yapımı çıktı. Çok lezzetliydi. Asla zaten pişmanlık yok. Yedik gayet güzeldi ama şimdi işte zaten niye durup dururken börek yiyeyim gidip düşününce. Zaten gördüm mü böyle direkt ağır geliyor. Yaz geliyor ve ben direkt bu hafif beslenmeye başlıyorum. Daha hafif ve daha az şeyler yemeye başlıyorum. Aslında diyorum böyle sürekli ılık, sıcak bir yerde yaşasam eminim yılın 12 ayını daha sağlıklı ve daha böyle hafif geçirebilirim diye düşünüyorum. Neyse, video başladı. Ne yedime? Hoş geldiniz. Günaydın. Bugün önce şunu içerek başlayacağım güne. Bu şurada öncelikle bir su var. Böyle bir parmak falan kalınlığında olması lazım suyun. İçerisine şu bitkisel bir destek aslında. Bana Büşra önermişti. Grip oluyordum gibi filan. Böyle bayağı destekliyor. Üst solunum yolları özellikle işte grip gibi aslında. Boğazınız acıdığında ya da hani grip olacağınızı hissettiğinizde kullanıp böyle bayağı benim en azından bana çok faydalı olan ve sonra yorumları falan okuduğumda aynı şekilde bunun bir böyle plasebo etkisi değil de hakikaten etki olduğunu öğrendiğim bir şeydi. İçinde galiba alkol var yalnız bunu söyleyeyim. Zaten kullanılmadan önce muhtemelen araştırırsınız. Ama hakikaten çok güzel bir şey. Boğazım acıdığında bu sabah olduğu gibi hemen böyle kullanmaya başlıyorum. Zaten kullanımını falan açıklamayayım. Çünkü şeyinde yazıyor. Ne o? Reçetesinde diyor. Prospektüsünde. Evet. Doğru söyledim inşallah. Şu suyun içine onu koydum. Bununla başlıyorum güne. Şöyle. Bunu içeceğim şimdi. Sonra kahvaltıya geçeceğim. Boğazım biraz acıyor. Bunu acilen önlemem lazım. Bir tadı yok. Onu söyleyeyim. Böyle hani keskin işte kokusu vesaire falan bulunmamakta. O da zaten içimini kolaylaştırıyor. Dediğim gibi bitkiselmiş. Güzel bir bitkiymiş anladığım kadarıyla. Çünkü böyle çok çok hafif bir şey var. Tadı var. Öyle. Zaten içtim bile. Videonun başından beri niye konuşmadım anlamadım. Şöyle yoğurdu koyuyorum. Ev yoğurdu bu. Yaban mersini. Bunları annemler Karadeniz'den getirmişlerdi geçen sene ama bayağı aldıkları için şöyle. Bu 1 kiloluk bir kutu yanılmıyorsam. Buna 2 tane almışlardı. Bitiremeyeceğimiz için buzluğa koymuştuk. Hatta bu hiç açılmamış. Öyle söyleyeyim. Tadı normal yaban mersini bayağı. Keşke yerli. Böyle daha fazla yayılsa marketlere falan ve şu yaban mersinin fiyatı daha doğrusu. Ucuzlasa biraz daha ulaşılabilir fiyatlarda olsa. Şöyle orada koydum. Şimdi blenderdan geçireceğim. Babam mersin zaten doğmuş bir vaziyette. Sonra üstüne de kinoa patlakları koyacağım. Bu ne? Buraya durmuş. Çok da ufalamayayım. Şöyle oldu sayılır. Bu blender da yeni. Bir türlü elim alışmadı. Çok fazla o yüzden kullanmamaya çalışıyorum. Çok sıvı oldu çünkü yoğurt hemen su salıyor böyle sıvılaşıyor. Günaydın. Bu benim sabah kahvaltım. Şimdi içine kinoa patlaklarını koyunca biraz daha koyulacak. Tezgahı çay dökmüşüm. Önceki market alışverişi videosunda göstermiştim şu kinoa patlaklarını aldığımı. Bunu hatta sonra Instagram'da gösterdim. Paketi şu cam kavanozun içine boşaltırken içine tarçın koyup boşalttım bayağı.
Böylece direkt tarçınlı bir şey olmuş oldu. Yoksa bunun üstüne direkt ben tarçın koyardım blenderdan geçirirken. Ama koymadım. Kinoa patlakları hafif olduğu için şimdi üstünde duracak böyle. O yüzden sıvı şeylerin üstüne koymak konusunda özellikle görsel olarak bayağı güzel oluyorlar. Şöyle sabah kahvaltım bu şekilde böyle renkli olacak. Tabii içi görünen bir şey koyduğumda böyle mor mor duruyor, daha güzel oluyor. Şöyle bunları koydum. Buraya da yaban mersinlerinden ayırmıştım. Tamam, yaban mersinleri daha ağır. Hatta bunu bile... Kinoa patlakları böyle sıvıyı çok emmiyor. Yani atıyorum yulaf mesela koyulaştırır ya, bunun aynı şey olmuyor. Böyle bayağı işte çorba tanecikleri gibi oluyor aslında çorbanın içinde. Yani çok sıvı bir şey yaptığınız zaman benim gibi yoğurtla mesela meyveyi geçirdiğimde bu sıvılığa ulaşacağımı biliyorum artık. O yüzden böyle çok koyulaşmasını beklemeyin. Böyle daha sıvı sıvı. Mesela içine de bilir. Mesela yoğurtla ben normalde meyveyi blenderdan geçirdiğimde içiyorum direkt. Bana afiyet olsun. Alnım yanmış mı? Yoksa aldığın kalanlarını buraya dağıttım. Galiba ondan. Asla makyaj yapmayı öğrenemiyorum. Yaşım 30 olacak. Su içmek için en güzel yöntemlerden biri. Evden çıkmadan önce böyle atıyorum yarım litre içeceğim, bir litre içeceğim gibi. Sabah kaçta kalkarsanız kalkın. Kendinize böyle hedefler koymak. Bende bu bayağı işe yarıyor. Çünkü o zaman böyle sabahtan zaten büyük bir kısmını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Geri kalanında böyle özellikle akşama kadar içmediğinde insan şey oluyor böyle. Böyle gece yatarken hala hani atıyorum 2 litreyi de 2,5 litreyi tamamlamaya çalışıyor. Olmuyor. O yüzden evden çıkana kadar ya da işte sabah atıyorum 9'a kadar falan böyle bir şeyler içmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Evden çıkacağım şimdi. Çıkmadan önce şuradan bir tane şeftali alayım. Aslında markete gidecektim ama giderim gidemem. Neyse evde varmış olacak. Bunlar da yumuşamaya başlamışlar. Bunu yanıma alayım. Aslında bu sabah bugün çekmeye kamerayla başlamıştım ama şarjı bitti. Telefona devam etmek zorunda kaldım. Şimdi yemeklik bir şeyler aldım. Çok acıktım şu an. Ara öğün de yapmadım. Ofise geldim şimdi. Dolapta hiç açmadığım bir kombuça buldum. Çok mutluyum. Zencefilli olanını açmamışım. İlginç bir şekilde. Şöyle. Ben böyle farklı yerlere koyuyorum. Unutuyorum sonra aldım. İşte eve koyuyorum bir tane ofise. İşte farklı yerlere dolaba bir tane bırakıyorum filan. Böylece hepsini tüketmemiş oluyorum. Saklıyorum aslında kendimden. Kombuça ile ilgili bilmeniz gereken en önemli şey benim de öğrendiğimde çok şaşırdım. Böyle alıp ben bunu mesela komple içiyordum. Bu ne kadarlık mesela? 33'lük. Aynen. Kutu kola gibi oluyor herhalde. O boyutlarda. Ama bunu tamamını içmemek gerekiyormuş kombuçada. Bir çay bardağı kadar böyle 2-3 günde bir o kadar tüketmek gerekiyormuş. Belki daha önce de söylemişimdir ama yine söyleyeyim. Çok önemli bir bilgi bence. Çünkü içinde faydalı bakteriler var. Ve hani fazlası her şeyin olduğu gibi kombuçanın da zararmış. Benim de işte şu bardak yine bir çay bardağına falan denk geliyor. Hatta tamamını doldurmuyorum öyle söyleyeyim. Böyle bu da bir bilgi olsun. Ben şimdi kendime koyayım. Çünkü birazdan yemek hazırlayacağım. Ben bunu Bulgaristan'dan almıştım. Aa bir dakika yalnız tarihi geçmiş olmasın. Ona da bir bakayım. Ha yok geçmemiş. Tamam 19. Bunların orada işte zencefillisi var. Ondan sonra neylisi vardı? Orijinal deniliyor. Böyle normal bir tadı var. Birkaç tane daha vardı ama şu an unuttum tabii ki video heyecanıyla. Şöyle hafif asit gibi içi aslında. Bu kadar koyacağım. Tadını soranlara şey diyorum böyle ekşi ice tea gibi diyorum ben. Eğer hiç tatken telefon çaldı. Eğer hiç tatmadıysanız ekşi böyle hani tadı bozulmuş bir ice tea gibi düşünebilirsiniz. Ama bilmiyorum ben seviyorum. Özellikle böyle soğuk değil sıcak yaz günlerinde bence serinlemek için iyi bir alternatif. Az önce kombuça bayağı kesti öyle söyleyeyim. Onu içtikten üzerinden 30 dakika falan geçti. Şimdi ben yemek hazırlayacağım. Şunu aldım. Somon. Bu tek kullanımlık. Yani tek porsiyonluk gibi duruyor. Evet tek porsiyon. Kabak aldım. Şu kabağı şimdi mutfak çok dağınık olduğu için burada söyleyip sonra hazır halini getireceğim. Normal kesip zeytinyağında biraz yumuşatacağım. Yanına bunu koyacağım. Bir dilim de ekmek. Onu da zaten gösteririm. Öğle yemeğim o şekilde olacak. Sonra da kahve içmeye çıkmayı planlıyorum. Beraber göreceğiz. Ve öğle yemeğim hazır. Böyle ne güzel videoda izleyince tak tak hemen hazır olmuş gibi görünüyor. Ama yine çok çabuk hazırlandı. Şu ekmeği geçen bir önceki videoda Avusturya'dan aldığım ekmeklerden biri. Şu incelikte şöyle Alman ekmeği
diye geçiyor herhalde. Orada da şimdi yanlış şey söyleyeyim. Şu az önceki somonun üstüne biraz karabiber koydum. Bir tane kabağı böyle biraz baharatla çevirdim hemen. Yani hatta yarısı evet çiğ bile sayılıyor şu an. Şöyle bir ısındılar, yumuşadılar çok hafif. Bu şekilde bir öğle yemeği yiyorum şimdi. Akşama acaba ne yiyeceğim? Çok daha hafif bir şey yemek istiyorum. Çünkü yaz geldi, iştahım kapandı. En sevdiğim şey. Ama spora gideceğim. Spordan önce herhalde bir ara öğün yaparım. Neyse göreceğiz beraber. Ben şimdi bunu yiyorum. Görüşürüz. Suyum bitmiş. Ama bir tane maden suyu vardı. Onu koydum neyse ki. Su yerine bunu içeceğim. En azından bir saat daha buradayım. Şöyle bir de yeşil çay yapacağım kendime. Hazırladım. Şöyle suyu da kaynattım. Bunu koyayım. Kahve yalan oldu gibi. Yani şu an çıkmam herhalde bu saatten sonra. Spora gitmeden önce falan belki burada ya da evde içerim. O şekilde bir kahve seansı yapacağım gibi duruyor. Şimdi şu ikisi. Güzel yemek yedim. O yüzden acıkmıyorum. Ama yoğurdumun, şöyle tekli yoğurtlarım vardı. Son kullanma tarihiymiş bugün. Bugün 7'si değil mi? Evet. 7'si. O yüzden onun üstüne bir şeyler koyup bundan sonra yiyeceğim gibi duruyor. Şimdi şu yoğurdumun tarihi geçiyormuş. Bugün son. Şu anda bir şeyler yemek istiyorum. Böyle acıktım. Ondan sonra şeftali. Sabah yanıma aldığım şeftalinin yarısı. Ama telefon çalıyor. Bir saniye. Ve nerede kalmıştık? Bunları söyledim. Yoğurt dedim. Şeftali dedim. Şu. Bunun içinde alakasız bir şey var ayrıca. Bu Hindistan cevizi şekeri kutusuydu. Kutu güzel diye atmadım. Böyle bayağı kullanılıyor çünkü. İçindeki şey bir önceki market videosunda marketten aldığım şeylerden biri. Göstermiştim zaten. İşte ne varmış içinde. Sonra pakete bakınca gördüm. Bunlar kara buğday parçalarıymış. Şunlar Hindistan cevizi kıtırları. Şunlar da vallahi goji beri miydi, ahududu muydu hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Şöyle. Bunun olayı tamamen böyle işte süslemek müslemek olaylı bir şeyler. Bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. Markette çok güzel şeyler buldum. Bazılarını aldım, bazılarını alamadım. Şimdi bu yoğurdu tabağıma geçireceğim. Peçeteyi görmeyin. Sonra içine şeftali koyacağım. Bunları yiyeceğim. Şunu yemeye acele etmezdim de son günü bugün atılsın istemiyorum. Ziyan olmasın. Spora gideceğim dedim. Spor yavaş yavaş iptal oluyor gibi. Ama bakalım. Evet. Ve artık hazır sayılır. Şöyle hani bazen karşınıza çıkıyordur güzel fotoğraflar, böyle yemek fotoğrafları. Sağlıklı beslenme hesaplarında. İşte ellerinde böyle güzel şeyler var. Pıt diye ortaya çıkıyor böyle. Çok güzel oluyor yalnız. İçine şimdi baktıkça şeyi fark ettim. Ne o? Chia da var içinde. Şunlar da galiba kakao parçaları. Resmen matematik işlemiyor. Şöyle 5 dil falan bilmeyi çok isterdim. Ama geç değil. Ve tabağım hazır. Ay çok güzel görünüyor şu an. Fotoğrafını çekeceğim. Ara öğünüm hazır. Şu an kekeledim. En şık ara öğünlerden biri oldu. Tabağı bozmaya kıyamıyorum. O zaman... Nefesimi tutuyorum. Yine ne kadar şu an nefes almıyorum. 3, 2, 1. Bir saattir falan full bilgisayara bakıyorum. Ay suratım. Çünkü bir tane şeylerim vardı. Mesela temizleyicim bitmişti. Ondan sonra güneş kremi. Yine olaylı güneş kremi seçimim. Instagram'a bayağı sordum kim ne kullanıyor, nelerden memnun değil. Cildim çok hassas. Sürekli kızarıyor. Aynı zamanda yağlı, çok çabuk sivilce çıkarıyor falan. O yüzden çok düzgün bir seçim yapmam lazım. Hani az da para verilmiyor sonuçta. Bayağı araştırdım. Bir ürün buluyorum falan derken yorumları okuyorum bilmem ne. Onları aldım. Böyle yüklü bir şey alışveriş yaptım. Yüklü dediğim işte 3-5 parça bir şey almam gerekiyordu. Deodorant yine aynı şekilde. Yeni bir deodorant seçtim. Umarım memnun kalırsanız sizinle de paylaşacağım. Öyle yani gözlerim şoşo oldu. Şimdi eve gidiyorum. Ve arabadayız. Araba pişmiş şu an ya. Aa çok sıcak. İnanamazsınız şu an. Acilen çalıştırmam lazım. Çok fena. Yaz geldi. Ben tabii ki daha alışamadığım için
üstüme yine şunu giydim. Aslında içimde bayağı ince askılı bir şey var. Neyse. Şu an saat kaç? Saat var ama pili yok her zamanki gibi. Spora gidip gitmeyeceğimi hala bilmiyorum çünkü Can aradı. Bilet almış 9 seansına. Filme. Çok istediği bir film gelmişti. Neydi? Dark Phoenix miydi? Atmayayım. Marvel'ın yeni filmi. 10'a 9'a randevu almış. 10'a 9'a bilet almış. 9'a 10'a bilet aldı. Ben 8'deki derse girmek istiyordum. 8'de crunch vardı. Hoca da sevdiğim bir hoca. Ama 8-9 arası da yetişemeyiz. Çünkü buradaki sinemaya gitmeyeceğiz. Daha uzak bir yere gideceğiz. Tekirdağ gideceğiz daha doğrusu. Çok sıcakladım bir dakika. Efendim? Evet. İyi eve geldim. Biz yemek yiyecek miyiz beraber? Hiç yemedin mi sen? Ha, o zaman yeriz öyle sinemaya gireriz. Temiz bardak bulayım. Sonra kendime şöyle büyük de bir bardak su koyayım. Bu da bitmiş. Ev yemin ediyorum öğrenci evi gibi ya. Can geldi. Şöyle her şeyimi alıyorum. Ve çıkıyorum. Müziği kapatalım da telif yemeyelim. Ağzımda şeker attım. Devamlı sakızla vlog çekiyorsun biliyor musun? Sakın mı? Aldım ya. Sonra tişörtün çok güzelmiş. Kendisi handmade in Turkey. Evet, handmade in Turkey. Doğru. Ve erkekler de giyebiliyor böyle bir kusturunu. Güzel duruyor hakikaten ya. Sonunda. Neyse. Yemeğe gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Köfte. Köfte mi? Tekirdağ'da mı yiyeceğiz? Çorlu mu yiyeceğiz? Yo. AVM'de yemişsin. Sana sinema gideceğimiz. Ne bulacağız ki orada? Bilmiyorum. Keşke şey olsa, Dardenya olsa mesela, bu yakada vardı ya. Ne var ki? Böyle güzel şeyler yapıyor, kaseler falan yapmaya başlamış. Sushi falan mı? Dardenyalarla. Türkiye'de güzel sushi var. Bir Aras yapıyor arkadaşım. Ororo sushi var. Evet, Moda'da. Moda'da Ororo sushi var. Şey götürüyorum bu adı. Apache'ler götürüyorum gözlükle. Ororo sushi Moda'da gerçekten. Onunla ilgili bir vlog çekmedim. O Instagram'da paylaştım. Gerçekten çok güzel sushi'leri. Öyle o zaman. Tamam. Direkt gidiyoruz. Burada bir şey istiyorsan söyle. Şimdi yemek siparişi verdim ama maalesef McDonald's'tan sipariş verdim. En güzel görünen şey dürümdü. Aslında başka şeyler alacaktım ama yapılması çok uzun sürüyor. Şu anda saat... Bir dakika, saat 9 mu? Yok, değil. Değil değil mi? Şu an biz sinemaya geç kalacağız eğer öyleyse. Ha yok, onların şey ileriymiş. 42 geçiyor. Acelemiz olduğu için tavuk alacaktım aslında. 15 dakikada hazır olur dediler. 9'a bilet almış Can. O yüzden bunu yemek zorunda kaldım. Ama çok üzülüyorum ya. Gerçekten dünyanın her yerinde çok daha sağlıklı şeyler bulabiliyoruz. Ama nedense hızlı bir şey yemek istediğimizde böyle şeylere yönelmek zor. Şu an çok moralim bozuldu. Neyse, gösteririm zaten yemeğim gelince ama daha farklı hayallerim vardı. Genel olarak hayata dair. Neyse, ben yemeğimi bekleyeyim. Niye paylaşıyorsun? Can sağlıksız, ben saklıyorum ya. Yok.
ve yemekleri yedik. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Yemek yediğim için mısır yemeyeceğim. Ve filmle kapanışı yapıyorum. X-Man'dayız. Videonun sonuna geldik. O zaman görüşürüz. Gün sinemada bir ters almıştım ama bitmedi şu an. Filmden çıktım. Gece saat 12 küsur. Dondurma yiyoruz. Bir top karamel, bir top limon. Can tabii ki her zaman rengarenk yiyor. Neyse günü böyle bitirmeyi planlamamıştım ama affınıza sığınıyorum. İyi geceler. Görüşmek üzere.